Değerli izleyenler, herkese merhabalar. Ben Perihan Tanto, Borsa Teknik'te yeniden beraberiz. Haftanın ilk işlem gününde her pazartesi olduğu gibi birazdan değerli hocamız Ahmet Mergin'i ağırlayacağız. Ama öncesinde isterseniz Borsa İstanbul'daki fiyatlamalara bir göz gezdirelim. Evet, an itibariyle Borsa İstanbul'da 2391 puan seviyesindeyiz. 2397 puan denememiz oldu. Fakat 2400'ün üzerine geçemedik. 13.1 milyarlık işlem hacmi var ve bu işlem hacminin %10'unu tek başına Türk Hava Yolları oluşturmuş durumda. Türk Hava Yolları'ndan sonra ikinci sırada Aselsan'ı görüyoruz ki %4'ün üzerinde artı seyrediyor ve onu da Garanti Bankası takip ediyor. Garanti Bankası'nda %0,43'lük kayıplar var. Diğer taraftan kur tarafı da hareketli. Birkaç defa 16 denememiz oldu. Bugün de en yüksek gördüğümüz seviye 15.97-15 seviyesi oldu. Birazcık buradan geri çekilme yaşadık. 15.90'ların altını gördük. 15.91'den geçiyor an itibariyle işlemler. Euro-Türk lirasına baktığımızda 16.99-17 civarında bir işlem var. Sepet kurda 16.46 seviyesindeyiz. Gram altın fiyatlarında özellikle ons altının etkisiyle ve yeniden yukarı yönlü hareketleriyle birlikte %1'lik yükseliş görüyoruz. Ve 954 lirayı da test etmiş olduk. Böylelikle günün en yüksek seviyesi de zaten 955 TL seviyesiydi. Evet, bu burada isterseniz bir fiyatlamalara es verelim ve Borsa İstanbul'un teknik görünümüyle devam edelim. Değerli hocamız Ahmet Mergen'leyiz şimdi. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba herkese. İyi bir yayın diliyorum. İnşallah hocam, hadi güzel bir hafta olsun herkese. Piyasa yurt dışı tarafı da artıyla başladı. 2400 denedik hocam ama oraların üzerine atamadık tabii ilk etapta. Şimdilik orası direnç gibi çalışıyor ama tabii teknik yani seviyeleri konuşacağız. Tabii yani 20 günlük ortalama orada 2400 civarında. Onun üstüne hemen gitmesi kolay olmuyor. 2413'te kırmızı okla gösterilen yer. Fiyat onun altına bir kere gitti. 2360'lara doğru sarktı. Defalarca üst tarafa doğru gitmeyi deniyor. Yani buz kırıldı. Buzun üstünde paten yaparken şimdi buz kırıldı. Buzun altına indik. Oradan çıkmamız lazım. Yani tekrar düştüğümüz delikten yukarıya doğru nefes almak için buzun üstüne çıkmak lazım. Paten yaparken güzeldi de şimdi biraz tehlikeli bir nokta oldu. İnşallah o kırmızı renkli buzun deliğin oradan tekrar yukarı çıkar. Nefes almaya devam eder. Buzun altında uzun süre kalıp giderek kalınlaşan bir buz kalıbının altına doğru giderse, yani 50 günlük ortalamanın altına giderse sıkıntı artar. Şimdilik bu iki ortalama arasında sıkışmış vaziyette. Biraz da şeyi bekleyecek. Haziran ayındaki Fed'i bekleyecek. Yani ne oluyor, ne bitiyor. Aşağı doğru süzülmesi de normal. Yani 1800'lerden gelen bir endeks 2400'e kadar, az buz değil bu. Yani 600 puan geldi. Yani eski rakamlarla da tabii 60 bin puan geldi. Hiç durdurak tanımadı yani. Bu enflasyon rallisi gibi oluyor. Evet, fiyatlar her şeyin arttığı bir ortamda. Borsa da artar. Yani birçok ürünü imal eden, birçok ürünün ortaya çıkmasına sebep olan şirketler. Bunlar da muhteşem karlar yazdılar. Yani herkes ağlıyor bu ülkede ama şöyle oluyor, böyle oluyor, bilmem ne oluyor falan. Çok maliyetinin düşüğü, şu bu bilmem ne. Bakıyorsun, peki kardeşim de bu karlar nasıl yazılıyor? Ben de onu anlamadım. Yoksa muhasebe sistemlerinde yeni bir şey mi oldu, değişen bir şey mi var? Her tarafta bütün şirketlerin karlılıkları, son senelerin en fazla karlılıkların olduğu bir dönem yaşanıyor. Güzel, buna da tabii piyasa reaksiyon verir. Yani fiyatlar da uzun zamandır söylediğimiz gibi. Yani patlıcanın kilosu 40 liraya çıkıyorsa fiyatlar da burada yükselir tabii. Yani insanlar kendi paralarını bir yerlerde korumaya çalışıyorlar enflasyona karşı. Bu da insanların en doğal hakkı kardeşim yani. Adam çalışmış, çabalamış, biriktirmiş. Kimisi eve yatırmış, kimisi arsaya yatırmış, kimisi bankada parada tutuyor. Bu ülkenin yani insanların parasını nereye yatırdığı kimseye hesap vermek zorunda değil ki. Hele hele başka insanlara hiç hesap vermek zorunda değil.
senin paraya nereye yatırdığını ben sana sorabilir miyim? Niye oraya yatırıyorsun diye yargılayabilir miyim? Sen de benim paramı nereye yatırıldığını sorup soramazsın. Herkes paralarını kendi kafalarına göre, kendi düşüncelerine göre bir yerlere yatırmış vaziyette. Ama kimse bir takım insanların paralarını bir yere yatırdı diye onların cezalandırılması falan filan. Yok böyle iş kardeşim ya. Sana ne benim servetimden? Ben senin servetini soruyor muyum? Sen benim bu paraları nasıl kazandığımı biliyor musun ya? Hangi şartlar altında? Benim ne bedel ödediğimi biliyor musun? Bir takım şeyleri elde etmek için. Sen benim yanımda değildin. Kimse benim yanımda değildi. Belki gecemi gündüzüme kattım. Yani pardon ya. Kimseye de hesap vermek durumunda kimse değil yani. Şimdi buraya geldiler. Tabii hisseleri aldılar. Yukarıya doğru iyi bir ralli oldu. Bu ralli sonunda şimdi düzeltme yaşanıyor. 600 puanı yani %40'ı gitse 240 lira. Yukarıdan çıkarırsan 240'ı 2310 falan gibi bir rakam geliyor galiba ortaya 2562'den. Zaten ortalama da orada. 23-32'de. 50 günlük ortalama desteği orada. 3 aşağı 5 yukarı %38'lik bir Fibonacci geri çekilmesi yaşandığını düşün. Son ralliden 1827'lerden kalkan bir rallide oraya kadar gelebilir. Yeter ki %50'ye falan sarmasın geriye. Yani %50 sararsa 300 puan falan gider. O biraz daha aşağılara doğru sürükler. Şimdilik dolar da yukarıya doğru gittiği için hafiften en azından tırmalıyor. Yani ay bir dakika diyor ya dolar yukarı gidiyor. Ben değer kaybetmeyeyim bari diyor. Ben de yukarı gideyim diyor. Doların yukarı doğru tırmanışı bir anlamda endeksi de tetikliyor yukarı yönde. Yani durup ortalıkta duracağı yerde öteki taraf gidince bu da hemen tın 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 yukarıya gidiyor. Bence bankalarla beraber yani banka endeksinde yani garanti maranti orada duruyor. Sanki tekrar yukarıya hareketi tetikleyebilir. Ama zamanı var diye düşünüyorum. Biraz daha buralarda bir güç kazanması lazım. Biraz daha yani birileri alacak verecek bir el değiştirecek. Ondan sonra bakılacak konu belli. Yani bana falan sormaya da gerek yok. Yatırımcı zaten kendisi görür. Kardeşim 20 günlük ortalamanın üstüne fiyat çıkıyorsa yukarı gidecek niyeti diyeceksin. Alacaksın, stopu koyacaksın. Ben şu fiyatın altına endeks düşerse veya kağıt bazında da aynı şekilde aynı yöntemi kullanabilirsin. Ortalamanın üstüne çıkıyorsa nedir? Yukarıya doğru bir hareket başlıyor. Aşağı tarafa aldığın fiyatın altına bir yerlere kaybı ne kadar kaybı göze alıyorsa o kadar kaybı gerektirecek şekilde bir fiyat seviyesine stop koyarsın. Yukarı yönde pozisyon tutarsın. Yok efendim burada 50 günlük ortalamanın altına gidiyorsa anla ki biraz daha aşağılara gidecek. O zaman da yani eldeki malları ister %5'i ister %50'sini ister %65'ini neyse veya tamamını tekrar almak kaydıyla eğer şartlar uygunsa yani ortalamanın altına gitti çok da fazla uzaklaşmadı duruldu moruldu döndü tekrar yukarı doğru niyetleniyorsa sattığını geri almak kaydıyla burada satarsın. Anlattığımız konular basit. Yani 20 diyorsa artık kusura bakma. Yani şeyde kalma. Kredide kalma. Kendi paranı kaybetmek başka bir iş. Bir de kendi parana ek olarak başkasının parasını da kaybediyorsun çok biliyormuş gibi. O zaman ona müsaade etme. Yani kredide kalma. Ha yeşilin altına gidiyorsa 50 günlüğü vur çık. Dönüp yukarı giderse dönüp sen de yukarı giderken dönüp geri alırsın sattığını. Yani elin armut toplamıyor ya. Paran da var. Nakite çıkmışsın. Döner alırsın.
1000 lot sattık. O zaman fiyat yukarı gidiyor. 975 lot ancak alabiliyoruz. Ay sevsinler. 975 lot al kardeşim. Yeter ki aldığını yukarıda bir yerde kârla sat. Senin o 25 lotluk kaybın, oradan elde edemediğin o büyük kâr. Ne kadar kâr ki? 975 lotu belki de taşıyacağın veya satacağın yerin belki biraz daha üzerine taşıyabilsen veya şöyle söyleyeyim, düşüşte taşıyabildiğin kadar taşıyabilsen yukarı çıkışta mallarını, elindeki hisse senetlerini, o 25 lotun kaybını çoktan çıkarırsın. Keşke herkes bahane üretme. Ya oradan 25 lot kaybediyorum da falan. Öteki tarafta ya aşağı gümbür derse, 1000 notu sattın, ya aşağı gümbür derse o zaman yerine çok daha düşük fiyatlardan 1200 lot koyuyorsun. 200 lot arttırıyorsun. Ya, o tabii güzel. Nasrettin Hoca'nın hikayesi gibi. Yani kazanın doğurduğuna inanıyorsun ama kazanın öldüğüne inanmıyorsun. Yani orada kazanç tarafı güzel. 200 lot daha arttırmak güzel ama 20 lot eksi lotların azalması terste kalıp daha yukarıdan aldığın zaman o iyi değil. Yok öyle bedava. Öyle bir dünya yok. Zaten öyle bir dünyaya inanıyorsan buraya falan gelme kardeşim, git. Bilet millet al. Belki büyük ikramiye de sana çıkar. O kadar şanslıysan şansını burada deneme. Git daha büyük yerlerde dene. Tak diye belki yani jackpot falan vurursun. Belki büyük ikramiye sana patlar. Malı götürürsün tekrar yani. Burada ne uğraşıyorsun? Yaş. Üstelik burada iki tane de tepe oldu. 2562 ve 2501. Şimdi bu iki tepe arasındaki dip 2399. Geçenlerde söyledik. 2399'un altına gelirse biraz satış gelir diye. Hemen bir vaveyla koptu. Vay nasıl ya? Düşemez ya. Yukarı gidiyor endeksiz. Siz böyle söylüyorsunuz falan filan. Allah Allah. Bak 6-7 gündür. Değil mi? Çarpıyor oraya. Gitmiyor. Çarpıyor gitmiyor. Daha dinlenecek. Yani o kadar da çok bilen var ki bu işi. Ben zaten artık bilmiyorum bu işi. Kani oldum. Şimdi o kadar çok bilenin arasında kolay değil yani. İkili tepe gibi bile görünüyor orası. Allah muhafaza. Hiç belli olmaz. Şu anda 2399'un altında. Yani size zaten bağıra bağıra olmuyor bu işler. Yani o zaman ne olur? 2362-2400. Orada bir 162 pon daha aşağı gider. 2250'ye kadar gidebilir minimum. Hiç belli olmaz. Onun için buraları biraz ciddi bir şekilde takip etmek lazım. Evet. Şimdilik bu kadar fasıl yeter. Geçelim bakalım haftalık grafiğe ne oluyor? Geçelim hocam, haftalık. Haftanın başındayız zaten. Haftalık grafiğimizle devam edelim. Haftalık güzel. Dikkat ederseniz yeşil renkli 50 haftalık ortalama desteği var. Ne zaman oraya gelse Ahmet Mergen'e veya ona buna sormanıza gerek yok. Hocam alınır mı falan filan diye. Git kardeşim, yapacağın tek iş var. Gözünü kapayacaksın. Gideceksin, alacaksın. Bu grafik öyle gösteriyor. 820'de ortalamanın altına gitti. Orada ne oldu hocam? Orada pandemi oldu. Yani orada COVID-19 artık bütün dünyada dünyayı sarmaya başladı. Dow Jones da gitti aşağıya. S&P gitti, Dow Jones gitti, DAX gitti, o gitti, bu gitti. Müsaade edin de bizim endeks de gitsin canım. Yani her zaman bu işler buradan es geçmiyor yani. Bize de dokunuyor tabii ki. 820'ye indi, oradan toparladı, hop yukarıya. O gün bugündür endekse bakın, yeşilin üstünde yukarıya doğru gidiyor. Daha sonra 20 haftalık kırmızı renkli ortalamayı kendisine destek edindi. En son 1826'da oradan çarptı. Tekrar yukarıya gitti. Şimdi nereye geliyor? Şimdi tekrar ortalamaya doğru süzülüyor. Tepede bir tane kayan yıldız oluştu. Kuyruklu yıldız var orada siyah. 2562'de. O
satışın geleceğini zaten sana söylüyor. Ha, Mumların Gizemi kitabını okumadıysanız tabii ki konudan bir habersiniz. Yani oradan işte ortalamalara doğru sürükleniyor kardeşim. Arada çok mesafe oldu. Ferhat'la Şirin ayrıldı. Ferhat şimdi Şirin'e doğru koşuyor. Şirin de Ferhat'a doğru koşuyor. Ortalamalar yükseliyor. Fiyatlar hafifçe süzülüyor. Bunlar bir yerde buluşacak. 20 haftalık ortalama şimdi 2220'de. O düşerken bu çıkarken belki de 2300 falan oralarda bir yerde buluşabilirler. Ondan sonrasına bakacağız. 20 haftalık ortalamanın altı delinmesin orası. O zaman işler uzar. Zaman da yer, işler uzar. Şu anda haftalık grafikte 4 tane daha mum olsa buralarda gezinen zaten geldik FED kararına. Bakalım FED ne diyeceğe bakacağız. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ne diyeceğini 3 aşağı 5 yukarı herkes biliyor zaten. Orada bir sürpriz olacağını tahmin etmiyorum ya. Ama FED tarafı ne olacak? Yani 50-50 pataküte bastırarak geliyorum diyor. Gel bakalım. Yalnız burada şöyle bir sıkıntı yarattın FED. 2008 senesinden beri o kadar çok dolar basıldı ki. O kadar çok dolar ağaçları çıktı ki her tarafta. Şimdi dolara karşı bir bağımlılık oldu bütün dünyada. Yani dolar bağımlılığı oldu. Herkes dolar her tarafa elini atsan dolar çıkıyor. Sen şimdi bu oyuncağı çocuğun elinden aldığın anda neler oluyor biliyorsun. Acayip bir ciyaklama oluyor. Piyasada da zaten bir ciyaklama olacak herhalde. Ama bu ciyaklama, bu vızıltı Amerika'da işsizlik tarafında başlarsa o zaman yani bu dolarların öyle haldır huldur geriye çekilmesi pek o kadar kolay olmayabilir. Çünkü ne anlattılar? Ha, değişmediyse tabii politika. Çünkü politika da değişiyor zırt pırt. Yani o olmadı bunu verelim. Ne verelim abime filan gibi. 50 mi yapsak? Yok yapmayalım 25. Yok 50 yapalım. Bir sonrakine ıska geçebiliriz falan filan. Onun için diyorum. Mühendisler. Bu dünyanın süper insanları, bilim adamları ve mühendisler. Kendim mühendis için söylemiyorum. Ama kurallar var, teoremler var. Bir takım kanunlar var. İşler ona göre gidiyor kardeşim. Öyle olursa böyle, böyle olursa şöyle böyle olmaz mühendislikte. O zaman köprüden geçemezsin. O zaman bilmem nerede arabaya binemezsin. İki adım gitmez. Her şeyin bir hesabı kitabı var. Ama ne zaman insan faktörünü böyle ekonomi gibi yerlere soktuğun anda piyasalar falan filan iş yani evdeki hesapla çarşının hesabı bambaşka bir noktaya gidiyor. Burada da şimdi resesyon, mesesyon gibi laflar falan dolaşmaya başladı. Durun ya daha karpuz kesecektik. Ne resesyonu? Yani hani 50 yapılacaktı. Acaba 0.25 mi filan mı? İnşallah. Bakalım göreceğiz. Ama şu anda piyasada başka bir şey görünüyor. Bakıldığında piyasa 50-50 arttırarak gidecek diye sterlini getirdi 1.22'ye, euroyu getirdi 1.035'e, göçertti. Şimdi buralarda iyi tamam göçmesi hadi neyse de Amerikan mallarının yurt dışında, Amerika'nın dışındaki satışları ne olacak? Doların değer kazanması o satışları olumsuz yönde etkiler. İçeride de işsizliği etkiliyor. Nedir? 3 haftadır arka arkaya değil mi? İşsizlik konusunda yani iş bulmalar azalıyor. İşsizlik başvuruları galiba çoğalıyor. Belki yanlış biliyorum ama öyle duydum sanki. Bu 4 hafta daha böyle giderse, giderek artarsa hadi bir 50 daha bas puan yaptık. Bir sonraki ay daha sonrası için işsizlik giderek yükseldiği anda Fed'in bence en önemli baktığı nokta işsizlikti. Hayat tuhaf bir şey. Enflasyon olsun diye yırtındık. Şimdi enflasyon var. Şimdi enflasyon olmasın diye yırtınıyoruz.
Yani enflasyonu %2'nin üzerine çıkacak diye 10 sene yırtındı. Şimdi enflasyon %8, onu da memnun edemiyoruz. Yani FED'i de memnun edemiyoruz. Şimdi başka konulara gidiliyor dünyada. Yani tedarik zinciri falan filan diye. Şimdi şey yaptılar. Dünyayı alıştırdılar. Neye? Nasrettin Hoca'nın şeyi gibi, eşeği gibi. Yakında açlığa tam alışırken gideceğiz herhalde gümbür diye. Şimdi açlıkla filan tehdit ediyorlar. Şöyle böyle olabilir diye. Valla artık Dünya Sağlık Örgütü de otursun bir kendi kendine düşünsün. Neler yaptığını, ne halt ettiğini iki senede. Birisi de oradan çıkıyor diyor ki biz bunu diyor pek iyi tanımlayamadık diyor. Anlayamadık diyor bunun grip veya grip türü bir şey olduğunu. Ya ay senin şimdi yani kardeşim nasıl anlayamadınız? Neyi anlayamıyorsunuz? Şimdi böyle konuştuğunuz zaman işler bambaşka noktaya gidiyor. Başka şeyleri destekliyor bu tip konuşmalarınız. O zaman hiç konuşmayın daha iyi. Konuşmayın o zaman. Bilmediğin konuda o zaman konuşma kardeşim. Bize bildiğinizi zannettiriyorsunuz. Biz de size bakıyoruz, ediyoruz. Ama bazı konular var. Yani burada da bir sürü ölüm oldu yani dünyada. Covid, Mobit hikayesi yüzünden. Şimdi bakalım ne tarafa doğru savrulacak dünya. 2008 senesinde büyük bir savaşın eşiğindendi bana göre. Niye? Her depresyon dünyada büyük bir savaşı getirmiştir. Yani öyle efendim Avusturya veliahtı bilmem ne, o orada onu öldürdü. Oradan Birinci Dünya Savaşı çıktı falan. Geç o işleri. İkinci Dünya Savaşı. Polonya'daki efendim limanı istemiş Almanya'da bilmem hikaye. O bahanesi. Bizim anayasa kitabının fırlatılması gibi falan. O da bahane. Gelen zaten geliyordu zaten. Başka iş var. Bunlar hep ekonomik sonuçlar. 2008'de parayı bastı Bernanke, durumu kurtardı. Kurtardı. Kurtarabildiği kadar. 14 sene geçti 2008'den. Sene geldi 2022. Bütün bu teoriler, meoriler, şunlar bunlar, FED, bütün merkez bankaları çalıştı, çabaladı, şöyle oldu, böyle oldu. Faizi çıkarttık, faizi indirdik, onu yaptık, bunu yaptık. Sonuç, dünya devasa bir borç batağının içinde, bütün ekonomiler. Gelinen nokta gene tıs. İnşallah sonu savaşa doğru gitmez. Bu Rusya-Ukrayna savaşının yani başlaması da biraz enteresan. Kim biliyor bunun neden başladığını? Ben unuttum. Sebebini unuttum ya. Yani. NATO'ya girme teşebbüsü müydü? Yok, böyle bir dilekte bulunmadılar. Ne oldu burada? Niye bu kadar savaş şimdi devam ediyor? Yani nasıl başladı, ne oldu, ne bitti? Ondan da haberim yok. Evet, evet. Beni gördünüz hocam. İlk yarıyı bitirdik. İlk yarıyı bitirdik. Bir dönüş. Hadi bakalım. Yarıyı bitirdik. Dönüşte bir dolar bazlı borsa İstanbul'a şöyle bir hızlıca bakar öyle devam ederiz. 150 dolarlardayız çünkü aşağı yukarı. Kısa bir araya gidelim efendim. Ondan sonrasında hem biraz da altın fiyatlarını da konuşacağız ama minik bir aramız var. Evet, Borsa Teknik'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Borsa İstanbul'a bir de dolar bazlı bakalım isterseniz hocam. 150 dolar seviyesindeyiz. Kur yukarı, borsa aşağı. 172 dolarlardan tekrardan 150 dolarda soluğu aldık. Yani son zamanlarda tabii doların tekrar yukarıya doğru tırmanışı, yani 15'in üzerine çıkıp 16'lara doğru yol alan bir görüntü var. Yani üstüne biraz iniyor, çıkıyor, iniyor filan. Endeks de buna karşılık çaba sarf etti. Yani yukarı doğru gitmek istedi ama endeksin biraz dinlenmeye ihtiyacı vardı. Bu arada dolar tabii yukarıya gidince ortalamaların altına gene kaydık maalesef. Şu anda 20 haftalık kırmızı renkli ortalamanın altındayız. Ok işaretiyle, kırmızı okla görülen yerde direnç var. Orayı aşabilirsek tekrar 150'nin üzerine doğru tırmanarak yeşil renkli okun olduğu yere doğru gidebiliriz. Burası tabii şey olarak 18.000'deki o 17.900, 17 işte 790 falan oradaki tepeyi sarı renkli çana
tamamlayabilmek için biraz daha başka bir şeylere ihtiyacı var. Yani hem doların stabilize olması lazım belirli bir fiyatta. Endeksinde tekrar 3000'lere doğru yol alması lazım. Bunun için biraz daha zaman var. Yani o kırmızı renkli 20 haftalık ortalamanın üstüne çıkabilir. Ama çıktığı zaman bence gene haftalık bazda yani 4-5 hafta o kırmızı ile yeşil renkli ortalamalar arasında vakit geçirerek Haziran'ın sonunu getirir gibi geliyor. Ondan sonra bakacağız. Eğer yeşil renkli 50 haftalık ortalamanın üstüne doğru tırmanıyorsak işler biraz daha iyi. Demek ki dolar stabilize oldu. Çıkış duruldu bir yerlerde. Bir bant içine girdi. Zaten dolar hareket, yani merdiven basamakları gibi gidiyoruz. Önce böyle şeyde gitti. 13.70 işte 13-13 aralığında bir süre. Sonra orayı aştı. Bu sefer 14.80-90 14-20-30 falan öyle. Bir süre öyle kaldı. Şimdi oraya gitti. Muhtemelen anlaşılan yani böyle. Şimdi 16 ile 15-30 falan aralarında herhalde bir sürede böyle gidecek. Böyle basamak basamak yukarıya doğru azar azar gidiyor birer dolar. Yani 1 lira 1 lira falan şeklinde. Burası da dediğim gibi önce iki ortalama arasında bir vakit geçirir. 3-4 hafta. Sonra yeşil renkli ortalamanın üstüne doğru çıkıyorsa o zaman tekrar 3000'lerin üzerine doğru yol alırken dolarda herhalde 15-16 oralarda bir yerde stabilize olursa 16-16.5 neyse o zaman endeksin çıkışıyla tekrar sarı renkli çanağı tamamlamak üzere yukarıya doğru bir hamle yaşanabilir. Uzun vadede hala yeşil renkli dörtgenin içindeyiz. Yatay alanın içindeyiz. 4 senedir buradayız. Geçelim. Hocam ons altın hareketli 8 ve 21 günlük ortalamanın şu an fiyatlama olarak tam üzerinde çıktı. 1862 dolara kadar yükseldik. Sarı renkli çanağı tamamladı. Burada bakılacak şey en önemli trend çizgisi desteği var. Onunla beraber zaten 50 birimlik ortalama desteği, 20 birimlik ortalama desteği daha doğrusu saatlik olduğu için 50 çarpı 4 200 saatlik, 20 çarpı 4, 80 saatlik ortalamalar 3 aşağı 5 yukarı kırmızı yeşil renkli ortalamalar aynı yerde. Trend desteği de aynı yerde. Bu çanak tamamlandı. Şimdi çanağın üstüne doğru hamle var. 1890'lara doğru gidebilir mi? Gidebilir. Ama orası hemen geçilmez. Çünkü orada benim gördüğüm kadarıyla 50 günlük ortalama var. 50 günlük ortalamanın altında şimdi oraya doğru tepki çıkışı yaşanıyor. Fed'in faiz artışının 50-50 geleceği bir ortamda burasının da böyle yukarıya doğru pek fazla gitmeyeceği düşünülüyordu. Ama gidiyor. Yani 20 haftalık ortalama 1807'de. 1800'ün biraz üzerinde de 20 haftalık ortalama var. Onun için bu böyle 1780-1790'lardan falan oradan yukarıya doğru tepti. O ortalamaya çarptı. Şimdi yukarı doğru tekrar tepki çıkışı içinde yükseliyoruz. Evet. Evet hocam, bir de gümüş tarafına bakalım isterseniz. 22.15 gümüşte de şu an için fiyatlama. Ortalamalara bakacak olursak altına göre bir miktar daha geride. Evet, yani işte hep de söylediğimiz gibi yani gümüş yerine ben altın da daha ziyade hareket olduğu için tercih ediyorum ama gümüşte de trend çizgisi desteği 20 ve 50 birimlik yani 80 saat ve 200 saatlik kırmızı ve yeşil renkli ortalamalar hepsi aynı yerde. Oraya doğru yanaştı. Oradan şimdi 22.08'e kadar geldi. Orayı geçiyor. 21.91-95'te dirençler vardı. Oradaki tepelerden kaynaklanan bir direnç vardı. Orası aşılmış. 22.08 ama geri geldi. Yalnız ortalamalar tuttu düşüşü. Hop hop dedi bir dakika nereye? Trend desteği de geldi oraya durdurmaya düşüşü. Şimdi 22.5 ve hafif belki de biraz daha üstüne doğru bir hareket içinde diye düşünüyorum. Öyle görüyorum herhalde 22.5'un biraz üzerine doğru bu devam eder diye düşünüyorum. Bu da ortaya Haziran sonundaki yani FED faiz artışı konusunda acaba piyasa ne düşünüyor? Hakikaten tekrar buralar aşağılara doğru gidecek mi? Bakalım göreceğiz. Şimdilik tabii ki tepki çıkışı olarak değerlendiriliyor. Evet, geçelim. Hocam hisselere geçmeden son bir de petrole bakalım isterseniz. 111.5 dolar seviyesiniz, %1'e yakın orada da tepki var bugün. Eski 131 dolarlardaki o şaşalı hurra diye tepeye gidiş
O bitti. Çünkü 131 dolar yani böyle baktığın zaman haftalık ve aylık grafiklere o kadar tepede kaldı ki tavanda kaldı yani. Tavanda asılı kaldı o fiyat. Oradan sonra bir 125 falan filan derken burası yıkıldı. 100 dolara kadar geldi. Hala bence görüntü bir süre daha burada. Kısa vade olarak bakıldığında yani 100 dolarla yukarı taraf 114, 115 diyelim. Ama hadi biraz daha pay verelim 120. Şu anda 114 dolar civarında bir satıcı var. Orası hemen geçilmedi. Aşağıya doğru gelen tarafta da dip destekleri var. 100 ile 104 arasında iki tane tepe var. Dip var. O dipleri birleştirdik. 104.26'dan yukarıya doğru çektik. O ortalamalardan biraz uzakta yalnız. Bu çünkü 4 saatlik grafik olduğu için ona da değerlendirmek lazım. Böyle günlük falan bir grafik değil. Daha kısa vadeli destekler, dirençler. Ama 114 civarında bir tepe var, direnç. Orası aşılırsa o zaman tekrar 116-117'ye doğru bir tırmanış yaşanabilir. Aşağı tarafta ortalamanın altına basarlarsa, fiyatlar satışa dönerse ortalamaların altında, bu sefer de orası 106'ya falan doğru gelir. Orası delinirse destek çizgisi, trend çizgisi, o zaman ver elini 104. Bir süre daha bu bant içinde gidip gelecek diye düşünüyorum. Çok büyük yani olmaması lazım. Çok büyük fırtınaların kopmaması lazım şu anda. Yani ne yukarı yönde ne de aşağı yönde. Buraya yerleşti gibi biraz gidiyor geliyor filan. Biz de alıştık. Bizde de fiyatlar zaten 20-22 filan oralarda dolanıp duruyor. Oradan da iyi gelir sağlıyor tabii devlet. Yani başka taraflarda iyi ödemeler yapıyor diye düşünüyorum. Yani vergi açısından iyi gelir sağlanıyor. Geçelim. Hocam hisselerle başlıyoruz şimdi. Göltaş diyelim ilk isterseniz. Bugün %1'in üzerinde pozitif 53.25, 53.35 fiyatlama. Evet, çimentolarda çok büyük bir hareketlilik olmadı ama Oyak Çimento falan da gitmişti. Burası da %50 geri aldı düşüşü. 87'den 35'e kadar olan düşüşün %50'sini geriye sardı. 60 civarından satış geldi. 60.5'ten ortalamalara doğru çekiliyor. Ortalamaların orada bir zıplar, bir daha ortalamaları test eder falan filan. Burada biraz vakit geçirebilir. Yani 50'nin üzerine kendisini attı. Muhtemelen 50-52 civarında destek, 60 civarında direnç. Bu alanda biraz daha gidip gelecek gibi. Çok şeyler bekler yatırımcı bundan ama herkes de mal oldu. Yıllar öncesi öyleydi. Bilmiyorum artık millet o hisseleri sattı mı veya bir spekülatör veya grup toparlayabildi mi? Sahipsiz yani. Birileri bunu sahiplenmedi. Sahiplendiği zaman zaten uçuyor. Sonrasında bıraktığı zaman, herkes aldığı zaman, ya bütün yatırımcılar aldığı zaman o zaman mal dağılmış oluyor sağa sola. O zaman da birisi toparlamadığı için güruhu sallan yuvarlan o şekilde gidiyor. Gittiği yere kadar. Yukarı tarafta yani 60'ın üzerinde 72 ve tabii ki final olarak 87 var. Yıllar öncesi 40'a alınırdı. 95 civarında satılırdı. Sonra herkes hisse sahibi olunca artık o da duruldu. Genelde de böyledir. Bir şey çok methedilmeye başladığı zaman işin cılkı çıkar. Bütün yatırımcılar oraya doğru gittiği zaman o tren, o vagon ağırlaşır. Çekmez artık lokomotif. Bunu Göltaş için söylemiyorum. Başka kağıtlar için söylüyorum. Çok popüler olmaya başladı son zamanlarda. Herkes kendine değerlemesini kendisi yapsın. İsim vermeyelim. Geçelim. Evet hocam, İşgeo diyelim. Herkesin dilinde olan bir hisse. Nedeni de bir yıl içerisinde %600'lük bir getiri. Yani şimdi çıkış trendi olarak bunu bir örnek olarak hani gösterebiliriz de göstermeyebiliriz de. Gösterdiğimiz yer belli bir rotada gittiği için gösterebiliriz. Ama 16.84'e doğru olan uçuş 12-11'lerden itibaren o eninde sonunda sert bir şekilde taban taban yiyerek yani bir kilitleme operasyonunu beraberinde getiriyor. Uzun vadeli yatırımcı yaratıyor orada. Yukarıya doğru çekiyorlar. Oradan patlattı mı herkes kaldı. Son zamanlarda girenler, son istasyonlarda. Ama 2 liradan, 3 liradan girenler için hakikaten hisse onları ihya etmiş diyebiliriz. Şimdi tepki çıkışı var yukarıya doğru, o sert satış sonrası. Bence biraz daha buralarda gezinebilir. Bir kendine gelmesi lazım hissenin.
Hani ne oldu, ne bitti? Çünkü 16'dan 17'lerden 10 liraya inince bayağı bir gürültü patırtı kopmuştur diye düşünüyorum yatırımcılar arasında da. Ortalamaların üzerinde hala trend yukarı yönde devam ediyor diyebiliriz. Yalnız bu sert satış yukarıya gittikçe biraz daha dikkatli olmanızı gerektirebilir. Yani bazen tarih tekerrürden ibarettir. Belli olmaz ne olacak. İyi de kar yazmış. Dediğin gibi %600 diyorsun. İyi para. Yani 2 liradan alan için şu anda 7,5 katı filan. Hala daha az, evet. Az değil. Neresi verdi ki bu kadar para? İyi para. Uzun vade gidebilir mi? Uzun vade başka bir iş. Bizim piyasalarda artık uzun vade falan da demek istemiyorum. Çünkü insanlar uzun vade tutuyor. Tutuyor. Örneğini gördük. 4 dolara, 5 dolara zamanında uzun vadeli olarak parasını bozdurup yatıran yatırımcılar bugün 80 sente, 90 sente, 1 dolara kendilerinden mallarının teslim edilmesi isteniyor. Vay anam vay. Nerede kaldı? Nasıl uzun vadeli yatırımcı anlatacağız yatırımcılara? Uzun vadeli tutum diye. Orası da bir enteresan bir konu haline geldi. Evet, geçelim. Geçelim hocam. Enka İnşaat diyelim isterseniz. Bugün negatif 15.39, 15.40 şu an fiyatlama. Ya yorulmuş gibi iyi çıktı. 9'lardan 18'e %100 yaptı. Çok kısa sürede yaptı. Ondan sonra sert bir satış. 18'e gittiğinde endeks 2400'e gidiyordu. Sonra endeks 2562'ye gitti. Bu gitmedi. Yani 13'e verdiler. 13'ten sonra 13-15 arası göründüğü kadarıyla sonra bir düşüş yaşandığına göre demek ki orada bir daha biraz daha mal dağıtıldı. Hisseler yatırımcılara dağıtıldı. Sonra 11.62 çakılınca oradakilerin bir kısmı zarar yazarak belki de geri verdi aldıklarını. Sonra oradan toparladı. Şimdi 18'den yani olarak bakıldığında yukarı yönde tekrar 18'e yani oraya gelmesi biraz zor gibi. Çünkü orada bayağı bir sıkıntı oluşuyor. 16.35, 16.63 itiş kakış. Onun üzerine şöyle güzel bir mumla geçmesi lazım. O direnci yani böyle boyu büyük marubozo tipinde. Şöyle 60-70 kuruşluk falan kademeleri tarayan bir mumla kalkarsa yukarıya doğru işlemle. O zaman derim ki kardeş bu tekrar 18.81'deki tepeyi yoklamaya gidiyor. Ama şu anda çok ufak boylu mumlar var ve mız 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 böyle sanki boynunu da aşağıya doğru çeviriyor. 50 günlük ortalamaya doğru sanki orayı test etmek ister gibi bir hali var. Yeter ki onun altına gitmesin. İnşallah gitmez. Oradan şöyle bir oturaklı sıkı bir hareket onu gerektiriyor. Bir ateşleme lazım yani. Apollo'nun tekrar ateşlenmesi lazım. Geçelim. Hocam Arçelik'le devam ediyoruz. %0,65 kadar aşağıda 68.95, 69 şu an için Arçelik'e baktığımızda fiyatlama. %48'likte ve bu yılbaşından beri getiri var ama tabii uzun vade tutanlar için güzel bir trend. Vallahi 12 liraydı. Konuşuyorduk burada, evet konuşuyorduk yani 12 lirayken. Yani 12 liralarda filandı. Arçelik, Koç'un amiral gemisi yukarı gidiyor. Ben 30'dan itibaren aldım grafiği. Normalde 12 filandı bu. Hı hı. Oralarda bir yerdeydi. 30'dan da alsan %100. 12'yi alırsan 6 kere 12 6 katı olmuş. 72 değil mi? Yani 5 kere 12 60. 6, 12 daha koy 72. 6 katı olmuş. Şimdi orada 2 tane tepe oluştu. Biraz böyle bir yani sıkıntı yaratıcı bir tepe ama ortalamaların altına gittiği sürece, yeşilin altına gitmediği sürece oradan şimdi ikili tepe gibi korku yani yaratmayalım. Trend hala yukarıya çünkü. Kırmızı renkli ortalamada tutunuyor. Kendi malını da alıyor. Kendi hisselerini toparlıyor. Tabii. Etrafa bakıyor. Neye yatırayım parayı diyor. Ya en iyisi ben kendime yatırayım diyor. Kendisine olan bir ilancı var. Şirketin kendisine inanıyor şirket. Bu olumlu bir görüntüdür. Bir şirket kendi hisselerini toparlıyorsa, bir patron kendi hisselerini toparlıyorsa iyi bir harekettir. Ama gelene geçene herkese dağıtıyorsa, yukarılardan patlatıp patlatıp aşağılardan topluyorsa o başka bir tanımlamaya girer. Yani olarak. Şimdi bu da kırmızı renkli 20 günlük ortalamanın üstünde tren yukarıya doğru gidiyor.
içinde kalmak lazım. Ha 20 delinirse krediyi bırak. 50 günlüğe yeşil renkli ortalamaya doğru da sarkabilir o zaman. Müsaade et yani burada biraz dinlensin. Bu ila nihayeye gitmez ki böyle devamlı olarak her gün yukarı her gün yukarı diye bir borsa bir hisse senedi olmaz yani. Arada sırada düzeltmeler yaşanır. 57 civarında endeks 2400'dü. Oradan verdiler. Hareketli ortalamada tutunmuş. Oradan sonra yani aldı başını. Endeks 2562'ye gitti. Bu 72.95'e gitti. Endeksten de iyi performans gösterdi. Geçelim. Hocam yeni halka arzlardan bir tanesine bakalım o zaman. Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları, BioEN. Burada zararlar var. Burası 5 liralardan falan çıktı. Bu fiyatta değil zaten. Daha yukarılardaydı. 30'lu 30'lu rakamlardı tepe. Yani oradan bir 8.99'a biraz yatay yapmış. Ondan sonra bir anda 12.54. Bu 35'li falan oralara gitti sonra bölündü. 12.54'ten bölünmüş fiyatta 12.54'ten gelen satış normal bir satış değil. Yani bunu piyasada gören, böyle bir satışı gören herkes neyin ne olduğunu anlar. Burada yatırımcı maalesef zarar görmüş vaziyette. E kardeşim yatırımcı da böyle her şeyi atlamasın diyeceksin. Yani sert çıkışların sonu maalesef hüsranla bitiyor. Ondan sonra sert bir satış yiyor. Yatırımcı da hisseler kalıyor. Yatırımcı ciyaklıyor. Yatırımcı bağırıyor. Öyle oluyor, böyle oluyor. Ondan sonra kağıt 12'den 4.68'e iniyor. Şimdi kağıt toparlamaya çalışıyor. 6 liradan olduğu yerde. Yani bir takım kişilerin spekülatör olabilir, grup olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Bir takım kişilerin böyle bir takım hareketlerle hisse senetleri üzerinde bir takım böyle ters görüntüler çizmesi, ortaya koyması, şirketler hakkında da şey oluyor. Olumsuz propaganda oluyor kardeşim. Bu sefer yatırımcı konuşuyor. Bırak ya diyor, hani aldık diyor işte diyor, ondan sonra halimize bak falan filan. Durduramazsın onu. Ağızdan ağza o laf dolaşır. Bu böyle bir sürü kağıtta oluyor. Alıyorlar kağıtları götürüyorlar bir yerlere falan. Kardeşim her şeyin de bir abartısını yapmayalım yani. Tamam endeks çıkış trendinde ama neyse. Yani şu anda ortalamalar civarında dengelenmeye çalışıyor. 5.44 dip, 6.16 en son tepe filan. Şimdi böyle sert hareketlerin olduğu yerlere de tabii yatırımcılar çekingen davranıyor ondan sonra. Gelmek istemez. Başka yerlerde de aynı şekilde geçerli bu hareketler. Çoğu kağıtta oluyor bizim piyasamızda. Yani hele 2020'den sonra o şeyde pandemide biliyorsun 10 katı oldu, 15 katı oldu, şöyle uçacak, böyle uçacak dediler bir sürü kağıtları. Ondan sonra yatırımcılar girdi çıktı, bütün yatırımcılar kaldı. Yan tahta diye tabir ettiğimiz yerlerde yatırımcılar kaldı uzun zamandır. Çoğu yerde onlar zararda. Oradan çıkıp kriptoya gittiler. Kriptoda ne halt ettiler onu da bilmiyorum. Yani orada da şimdi son zamanlarda bir ters hareketler oldu. Evet geçelim. Şu anda kağıt toparlanma süreci diyelim. Evet yani hocam. Yukarıda verilen mallar tekrar geri alınırsa, birileri geri alırsa, toplarsa yatırımcılardan gene bir hareketlenme yaşanabilir diye düşünüyorum. Ama şu anda yani bence sürükleniyor. Öyle bir, belli bir aralık içinde şimdi dolaşıyor diyeyim. Hocam geçelim. Türk Traktör'le devam edelim. Tabii biraz performansı yılbaşından beri düştü diğer hisselere göre, ana trend hisselerine göre. Otomotiv hisselerinde genel olarak bu sıkıntı yaşandı da. 225.60, 225.80 şu an %1 eksi. Yani işte o ne dediler? Çip krizi dediler, onu dediler, bunu dediler. Gerçi otomotiv hisseleri de gene gitti. Gitti. Yani bakıldığında mesela bir otokar 60 liradan 460'a gitti. Bir Ford 39 liradan 350'ye gitti neredeyse filan. Tofaş aynı şekilde yani 100 liraya gitti. Tofaş 14 liradan 100'e gitti. Doğaş. 4 liralık Doğaş. Kaç lira oldu ya? 70 mi? Oralarda bir yerde. Yani Karsan 5 liraların üzerine gitti. Yani gene de şey oldu, hareket oldu. Otomotiv sektöründe de. Yani
Burası nasıl kaç liraydı ya? 25 lira filandı galiba. Tabii hocam, evet. En son düştüğü zaman 87'lerden falan indi aşağıya. 25 liralara falan geldi. Oradan toparladılar. Portföy kağıdıdır. Aldılar. Yani yukarıya indirdi, bindirdi, şunu yaptı, bunu yaptı. 250 liraya geldi. 10 katı oldu ya. Ne olacak yani? 1000 lira mı olacak bir anda? 1000 lira da bir anda olmaz. Ha, gelecekte olabilir mi? Gelecekte olabilir. Ama her şeyin bir zamanı var. Biraz zaman alır. 2 senede 10 misli olmuş. Şimdi biraz süzülüyor, süzülür. Çanağını, büyük çanağını katlayamadı. Yani 135-220, hadi 120-220 desek demek ki 300-310 aralığında bir hedef var. Oraya ama daha sonra gidebilir. Yani her kopuşta bir anda çanağını tak diye katlaması diye bir kural yok. Yukarı gider, biraz geriler, iter, kakar falan. Yeter ki kağıt, yani yaklaşık işte 220 ise 220-215 falan bunun altına inmesin, sürüklenmesin tekrar aşağılara doğru. 220'lerin falan üzerinde bir süre tutabilirlerse daha sonra 220-258 çanağını katlar. Hadi oldu sana kağıt 300 lira işte. 260'ın üzerine 40 lira koydum, 300. Olur mu? Olabilir. Çünkü burada böyle tonlarca mal alınıp verileceğin bir yer değildir burası. Geçelim. Hocam son istemiz BİM olsun. Vaktimiz bitti çünkü. Kısaca bir BİM'e de bakalım isterseniz. BİM tarafında baktığımızda bugün negatif bir fiyatlama var. 80 liranın üzerindeyiz tam. 80-80-05. Marketlerde biraz sıkıntı var. Yani Migros'ta oydu buydu falan. Biraz sıkıntılı bir durum var. Yani kopup gittikleri yok şu anda. BİM gene iyi gitti. 90 liraya gitti. Yani mesela Migros 50'nin üzerinde 52 falan civarında ikinci tepe. Yani çanağa geldi. Çanak direncinden döndü. Bu gene iyi gitti. Ha, endeks 2400'e giderken 88'e uçurdular. Oradan bir anda 61'e verdiler. Ne oluyor kardeşim? BİM böyle şeylere alışık bir yer değil. Ama bakıldığında aşağı taraf 59, yukarı taraf 73. Ne eder burası? 14 liralık bir alan. 73'ün üzerine 14'ü koy. 87. Kağıt geldi mi oraya? Geldi. Şimdi biraz satışta yalnız. Orada ufak bir tepemsi bir hal var. Yani kağıt tekrar 75'li rakamlara doğru gelebilir mi? 80-35'in altına giderse oralara doğru süzülebilir. Evet, bitirdik o zaman galiba. BİM'le bitirdik hocam. BİM'le yapalım vedamızı. Geri kalan hisse evet. Senetlerimize de çarşamba günü bakarız artık. Ağzınıza sağlık hocam. Evet, çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Efendim, biz ayrılan sürenin de böylelikle sonuna gelmiş olduk. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.